Daha'nla şimdi yarış için haritalarımızı almaya geldik. Matka Sport diye bir yer burası. Değil mi Bir Daha? de kaydırağı dikeceğiz. Evet, kaydırağa gideceğiz. Kaydırak var burada. Değil mi? Kayacak mısın kaydıraktan? Süper. Ben seveceğim. Evet, sevecekmiş. Haritalarımızı alacağız. Bir iki malzeme daha var. Hazırlamışlar buraya. Onları alıp eve gidip harita çalışacağız. Evet, harita da geldi. Thank you. Okay. Evet, gayet güzel hazırlamışlar. Hı. 10 haftalık yarışın haritalarını çalışıyorum. Şimdi bu bir haritacılık programı. Bu yarışta GPS kullanma serbest olacak. Hem haritalar hem GPS'lerle gitmek zorundayız. O yüzden bu haritacılık programında GPS işaretlerini, yollarımı seçiyorum. Mesela şurası, şu gördüğün nokta bir kontrol noktası. Şurası. Oradan şuraya gitmem gerekiyor. Burası mesela bir anıt mezarmış. Şöyle bak. Bunlar KP dedikleri checkpoint, yani KP herhalde onların kontrol point diyorlar. Burada lejantı var. Koordinatları nasıl yer aldığı haritada ve burada da şeyin şifrenin, daha doğrusu orienteering box'ının nerede olduğunu gösteriyor. Haritalar bu şekilde. Aslında gayet düzenli, güzel haritalar. Fakat buralar nispeten daha kolay. Sana birkaç yer göstereceğim. Mesela buralar hayli mavi olan yerler bataklık. Çok bataklık var. Mesela burada da var. Şunların hepsi göl ve çevresi bataklık. Şunlar bataklık, bunlar bataklık. Ve güzel olan bir şey, haritada gideceğimiz noktaları hep tarihi yerlere koymuşlar. Kimisi Sovyet zamanında, kimisi Sovyetlerden çok daha önce şeyler yer alıyor. Açıklamalar var. Çok tarihi açıklamalar. Çok zevkli olacak ama özellikle Cuma akşamı başlayacak. Saat 8'de ve 10.30-11 gibi sunset var. Bütün gece yol alacağız. Benim için zor çünkü bilmediğim bir coğrafya burası. Haritaları da çok şey değilim şu anda. Yarışma 75 tane ekip var ama kaçı solo kaçı ekip bilmiyorum. Birkaç tanesiyle antrenman yapma fırsatı buldum. Çok sağlam adamlar. Özellikle yarışın organizatörü daha önceden Echo Challenge'a falan efsanevi yarışlara katılmış arkadaşlardan. Bir kere işte biliyorsun bisiklet kullandım, onlarla ateş ediyorlar, yani acayip iyi gidiyorlar. Bakalım bitirmeye çalışacağız yarışı. 45 saat mühlet var. Seçeceğim yola göre 250-270 km arası değişecek parkur. Yani dağ bisikletinde çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Kano geceye gelecek ve inanılmaz dolambaçlı nehir kolların arasında gideceğiz, geleceğiz. O bayağı bir şey yapacak, gece ilerleme kanoyla, kafada lambayla hayli zor olacak noktaları bulmak. Bakalım, deneyeceğiz artık. Kolay gelsin. Evet, startıma yaklaşık 30 saat kaldı. Ben de hazırlıklarıma yavaş yavaş başladım. Aslında birkaç gündür harita çalışarak başladım. Son etabı çalışırken yanlış bir tuşa bastım bilgisayarda ve maalesef 15 tane rotam uçtu. Şu anda acayip sinirliyim, gerginim. Onları dedim daha sonra hallederim. Şimdi biraz çantamı toplamaya başladım. Evet, bir tane çanta götürüyorum. Burada Kano etabı için Kano etabına yollayacağım bir çantam var. İçine su geçirmez yağmurlu mu, bir tane eşofman altı ve bir tane de kalın üst koydum. Bir de bere koydum. Çünkü gece çekebiliriz kürek. Gece çekmeye karşın hazırlıklı olmak lazım. Bir de böyle şöyle göstereyim size. Her sporcunun numarası ve adının yazdığı kartlar var. Bu kartlarla çantanın karışmasını önlüyorsunuz. Bunu güzel bir şekilde açtığımda bu lastiğin beni rahatsız etmeden işlerimi çabucak yapabilmemi sağlayacak şekilde koymam gerekiyor. Evet, şöyle yaparsam tek bir tarafta olabilir. Evet, bunu bir çantama koyacağım. Arabaya yerleştireceğim.
Bir tane daha çanta yaptım. Burada sivil malzemem var. İnşallah yarışı sağ salim bitirirsem işte pantolondu, şorttu, uzun bir kapşonlu üst gibi bir şeyler var. Neden hem şort hem pantolon alıyorum? Havanın hali belli olmaz. Bir macera sporu, doğa sporu yapıyoruz. Bir serüven yarışındayız. Dolayısıyla her şarta hazırlıklı olmak gerekiyor. Sırt çantamın içinde mecburi malzemeler var. 2 litrelik su şeyim var içinde. Diş fırçamı aldım. Bir tane ilk yardım setim var. Yıllardır kullandığım bir set. Tabii içini zaman zaman yeniliyorum. Evet. Bunlar el ayak ısıtıcıları. Bunları istediler. Hakikaten iyi oluyor. Alüminyum. Evet. Böyle bir battaniyemiz var. Belki bilirsiniz, alüminyum battaniye. Bu vücudu inanılmaz sıcak tutar sardığınız zaman. İncedir, hafiftir ama çok iş yapar. Bir tane bisiklet etabıyla başlayacağım için ince bir, çok hafif yağmurluk alıyorum yanıma. Üst yağmurluk. Bisiklet gece devam edeceği için ben önce kısa taytla başlayacağım. Warmerlarım var. Bacak warmerlarım. Eğer gece üşürsem bunları bacaklarıma çekip bacaklarımın ısınmasını sağlayacağım. Tabii ki ayağımda çorap olacağı için yedek çorap almıyorum. Ama olmazsa olmaz. Kafa lambam. Evet, burada birkaç dereceli iyi bir kafa lambam var. Çünkü gece yolu iyi görmek lazım. Evet. Bunu da koyduktan sonra tabii ki yarıştan önce hem suyumu hem de yiyeceklerimi bu çantanın içine alacağım. Ve şimdi tekrar kendi adım yazdığı ve numaramın yazdığı sticker'ı buraya bir yere yine koyacağım. Görünür olması gerekiyor. Ama tabii unutmadığım bir şey var. Unutmamam gerekiyor. Her zaman yanımda taşıdığım. Hemen geliyorum bu arada. Hemen yanımda taşıdığım her zamanki gibi Türk bayrağımı, ister Ironman yarışı olsun, ister macera yarışı, ben bunu her zaman üstümde taşıyorum. Keşke bir ufak daha olsaydı, çantama dikmek isterdim. Fakat maalesef şu anda başka bir ülkedeyiz ve bunu dikecek ya da bulacak bir fırsatım maalesef yok. Evet. Yarış çantam da almost ready. Evet, hafif, kullanışlı. Bunu da koyalım. Sizlere biraz macera yarışında, Estonya'daki macera yarışın haritalarından bahsetmek istiyorum. Çok bahsedeceğim bu haritalardan çünkü beni gayet strese soktu. Burada güzel bir şey var. Bu Expedition Estonia, Estonya'nın güneyinden kuzeyine kadar kat edeceğimiz bir yarışma. Ve bu kat edeceğimiz bölge bildiğiniz gibi eski Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve Sovyetlerin ve daha önceki tarihlerin çok çok ama çok büyük kalıntıları var. Bu Expedition Estonia'nın amaçlarından biri de bu tarihi kalıntıları, tarihi yerleri keşfederek ve onları görerek ulaşmayı hedefliyor. Her haritanın, her paftanın kontrol noktalarının yanlarında çok güzel açıklamalar yapmışlar. Bakın burada hem Estonca hem de İngilizce kontrol noktaların bazıları yıkık bir mezarda, eski bir mezarlıkta, Sovyet üssünde ya da bir bataklık ortasında çok eskiden yaşanmış ya da orman ortasında yaşanmış bir çiftliğin yıkıntıları arasında olacak kontrol noktaları. Ben kontrol noktalarının hikayelerini hepsini okuma fırsatı bulamadım. Ancak haritaya çalışma fırsatı bulabildim. Ama belgeseli, bu sizler için hazırlayacağım filmi editlerken hepsini tek tek okuyup iyi olan macerası, tarihi iyi olan kontrol noktalarının tarihleri hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Tabii bu arada arada tutuluyorum çünkü oğlum bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. İkinci muzu yemek istiyor. Babacığım hayır,
Çünkü birazdan yemek yiyeceksin. Bunu yerine koy. Yemekten sonra yiyebilirsin. Evet, bana bozuluyor bazen böyle ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, kaskımı da hazırladım. Arkada GoPro var. Bunu arkaya taktım çünkü kaskın yüzeyi bu tarafa yapıştırmama izin vermedi. Arkaya taktım ben de. Biraz hakikaten arkaya doğru çekiyor ama yapacak bir şey yok. Önde yaklaşık 600 lümenlik bir farım var. Gördüğünüz gibi 3 ayrı güçte çalışıyor. Umarım beni yolda bırakmayacak. Arkada kocaman bir pili var. Chargeable bu. Tabii ki kendime cep telefonu için özel bir şey aldım. Nedir onun adı? Pil aldım, batarya aldım, power bank aldım. Yedek bir tane daha kafa lambam var. Bu normal pille çalışıyor. Hem kırmızı ışık hem normal ışık veriyor. Diğeri kadar güçlü değil ama bu da idare eder. Bisikletimin hem önünde hem de arkasında. Önünde beyaz ışık, arkasında kırmızı ışık. Zaten mecburi ekipmanlardan. Yemeklerinden de bahsetmek istiyorum size. Bisiklette yemek üzere yanıma tabii ki bar alacağım, jel alıyorum. Biraz kuru yemiş alıyorum. Kuru yemiş çünkü böyle ısırarak yiyebileceğim bir şeyler beni çok motive ediyor yarışlarda. Tabii ki benim vazgeçilmez ekipmanım, yemeğim ekmek arası bir şeyler olacak. Sandviç ekmeği arasına kaşar koyacağım. Bisiklette bunları alacağım yanıma. İlk etap 85 kilometrelik dedikleri. Tabii ki çizeceğimiz yola göre bu 75 de olabilir, 105 de olabilir. Benimki kaç çıktı onu totalini hesaplamadım ama bu etaplarda bunları yiyeceğim. Sonra kanoya girerken orada sıcak bir şeyler ikram ediyorlar. Hazır çorba aldım kendime. Ördekli noodle çorbası. Japonların çorbalarından, hazır çorbalarından sıcak su koyuyorsunuz. Hemen yiyebiliyorsunuz. Böyle hafif tuzlandırılmış ballar var. Bunlar da tabii acil enerji kaynakları. Bu arada bunları yarışı kaydı olurken vermişlerdi. Honey power diyor ve şey var içinde. Extra salty demişler. Bunlardan alacağım. Mutlaka uykum gelecek. Uykumun gelmemesi için kafein almam gerekiyor. Tabii kahve içecek yer zaman yok. Onlar için bazı enerji boosterlar satılıyor. Belki bilenleriniz biliyordur. Böyle işte boom yazıyor. Hem BCA var içinde hem ekstra kafein ya da guarana oluyor. Aslında piyasada bildiğimiz Red Bull gibi ya da onun gibi enerji içecekleri var. Kafeini, guaranası bol, uyaranı bol. Onun gibi enerji shotlar bunlar. Sizi böyle bir anda o kafeinle birlikte boost ettiriyor. Biraz da tabii magnezyum ve vitamin C aldım yanıma. Benim olmazsa olmazım taç krakerlerim var. Tuzlu. Çünkü aldığımız barlar, kuru yemiş dahil, özellikle jeller çok tatlı geliyor bana. Mutlaka canım tuzlu bir şeyler istiyor. Bisikletten kanoya geçerken mutlaka bu tuzlu krakerlerden de tüketmeyi düşünüyorum. Kontrol noktaları bisikletten kanoya geçerken, kanodan tekrar bisiklete geçerken ve son etap yürüyüşe başlarken bize bazı yiyecekler ve içecekler sunuyorlar. Onları yazmışlar. Genellikle çorba var, biraz et var, bazı yerlerde hot dog var. Takip edenler biliyordur. Ben yaklaşık 5 aydır kırmızı et tüketmiyorum. Ama yarışın organizatörü de vejetaryenmiş. Hiç merak zaten sordu. Vejetaryen olan varsa yazsın diye. Ben vejetaryen değilim ama kırmızı et tüketmiyorum. Çok da sorun değil benim için dedim. Hiç merak etme. Vejetaryenler için de masalara özel yemekler koyuyoruz dediler. Hala bakalım. Tabii ki önemli olan masalara ulaşabilmek. Masalara ulaştıktan sonra gerisi kolay, yiyip hemen üstümüzü değiştirip diğer etaba doğru hızla devam edeceğiz. Evet, yine çok konuştum. Hadi bakalım. Yarın öğleden sonra asistanım Anton var. Anton benim öğrencilerimden, Estonyalı. Ironman yarışına hazırlıyorum onu. O bana asist edecek. Checkpointlere bir arabayla o gelecek, bisikletimi taşıyacak vesaire. Yarın Fransa'dan, iş gezisinden geliyor, havalimanından onu alacağım, kızını alacağım. Kızı da bize birlikte geliyor yardımcı olmaya. Tallinn Havalimanı'ndan Estonya'nın en güneyine doğru bir yolculuk yapacağız. Akşam 8.30'daki start için. Hadi yarın yolculukta görüşürüz. Evet, güdüğüme bakmayın. Şimdi yoldayız. Yarışa doğru gidiyoruz. Arkamda
araba yolda arıza yaptı. 70 kilometre treninden çıkmıştık. Bir elektronik aksamında arıza oldu. Tekrar paşa paşa geri dönmek zorunda kaldık. Trenle acayip vakit kaybettik. Sağ olsun Anton kendi şirketinden bir minivan organize etti. Şu anda yoldayız. Yaklaşık 150 kilometre kadar daha var. Şu anda saat ucu ucuna starta yetişebileceğimi gösteriyor. Biraz stresliyim. Bakalım geç de başlayabilirim izin verirlerse. Organizatörlere mesaj attım. Geç başlayabilir miyim diye. Sonuçta saatle işliyor bu ama daha yanıt vermediler. 40-50 km sonra arayıp sormayı düşünüyorum. Şu anda tam gaz yarışa doğru gidiyoruz. Tabii her işte bir hayır vardır demek lazım. Önce ben çok kasmayalım dedim ama sağ olsun Anton bence yetişebiliriz dedi. Yolda hiç durmayalım dedi. Yemek vesaire için. Şimdi gazladık. Gidiyoruz bakalım. Herhalde start için arabada giyinip minivan içinden bisikletle hop starta atlamam gerekecek. Göreceğiz bakalım macerayı. Bye bye, good luck. Bye. Hop 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 hop. Rusya sınırında başladık. Bir tren istasyonu vardı. Orada çok fazla çekim yapamadım çünkü start aldılar. Ben starttan birkaç dakika sonra çıkabildim. Takip cihazımı ve cevap anahtarını bile almadım. Kontrol noktası bir de aklıma geldi millet cevap anahtarlarına yazarken. Ben oryantering bayrağındaki iğnelerle iğneleyeceğimizi sanıyordum ama farklı bir cevap anahtarı varmış. Ben şimdi her cevap anahtarının fotoğrafını çekmeye karar verdim. Herhalde Canon startında, transition'da yetkilileri görürüm. Hem takip cihazımı hem de cevap anahtarımı alırım. Böyle ucu ucuna yetiştik. Yerlerde ilerliyoruz. Yaklaşık 1,5 saat oldu. İkinci CP'ye geldik. Arkadaki gölün orada. Evet. Bir ekiple birlikte gidiyorum. Tandem. İnanılmaz yerlerden geçiyoruz. Bataklıklar, sık orman. Çok zevkli.
Çok zorlu arazi şartlarında ilerliyoruz. Vaa, tekelle bisiklet kullanmak zaten zor. O yüzden kısa kısa çekimler yapmaya çalışıyorum. Evet, hadi görüşürüz. Geldik. Arkadaki iki arkadaşla ilerliyorum. Hava biraz ısırmaya başladı. Üstümüzü giydik. Şimdi 4 numaraya devam edeceğiz bakalım. 7 tane kontrol noktası var kanoya kadar. Yaklaşık 75-80 kilometre. Şimdi daha 20 küsurlar, 26'larda falanız. Hadi görüşürüz bakalım. Bataklığa girdik. Bataklığın içinden geçeceğiz arkadaşlar önde. Sivriler kaynıyor bu arada. Thank you.
checkpoint yukarıda. Bir gözlem kulesinin üstüne çıkıyoruz. Evet, size çekim yapmaya çalışıyorum ama tabii kafada ışıkla zor. İnanılmaz bir bataklıktan geçtik. Belimize kadar batağın içine gömülerek sivrilerin saldırısına da maruz kaldık. Evet. Kontrol noktası tepe noktasındayım. Size biraz manzara göstereceğim. Good. Evet, karşıda grup var. Is this a lake or sea here? It's no, lake. Which is the border with the Russian? Basically across the lake. Yeah. The other side is Russia, right? Other side is Russia, yes. Yeah. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz taraf Rusya. Zaten sınıra çok yakındık. Evet, size göstermeye çalışıyorum. Bu gölün bir kısmında önce nehirden başlayıp sonrasında kürek çekeceğiz. Evet, bir takım birbirlerini çekerek ilerliyorlar. Bir checkpoint'a doğru gidiyoruz. Evet. Yıkıntının içinde diyordu. Bakalım. Yeah, kitchen. Toilet. Now we are in the living room. I'm seeing some reflection thing, but there is a checkpoint or what? Ah, yes. Evet arkadaşlar, checkpoint'i bulduk. Take a photo. Saat şu anda 3.30. Kano etabına geldim. Üstümü değiştirdim, bir şeyler yedim. Önümden bazı sporcular gitti. Yeni gelenler var. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi hızlıca Kano'ya gideceğiz. Acayip sürüsenek var buralarda. Geçtiğimiz bataklıklar inanılmazdı. Bir ara belime kadar girdim suya. Orada da çok fena sivrisinekler vardı. Etapın sonlarına doğru, son iki etap yağmura yakalandım. Acayip üşüdüm. Şimdi sıkı sıkı giyindim. Kanoya çıkacağım. Üşümemem lazım. Muhtemelen sabaha kadar kürek çekeceğiz. İnşallah kano etabından sizlere görüntü verebilirim. Evet, yeni sporcular da geliyor. Kenarına geldim. Kanomu yükledim. Bisikletimi. Sandviçim burada. Çantam orada. Evet, birazdan yer açılınca aynen suya gidiyorum. Kürek çekerken kesinlikle paylaşmak istiyorum ama ellerim kürekte olacağı için telefonla çekim yapmak çok zor. O yüzden durup size biraz göstermek istiyorum buraları. Sonumda bisikletimi taşıyorum. Bu tarafa bir yol gidiyor. Bu arada sabah 3.30. Evet, görüyorsunuz aydınlık. Evet, ben bu tarafa gideceğim. Yaklaşık 25 kilometre nehirler ve birkaç tane göl geçtikten sonra büyük göle çıkacağım. Evet arkadaşlar, kano etabına başladım. Başlayalı ancak 500-600 metre oldu.
İnanılmaz bir coğrafya burası. Keşke GoPro'mun diğer pili de yanımda olsaydı. Size manzaranın tamamını geniş açıyla gösterebilmeyi çok isterdim. Birazdan kamerayı döndüreceğim. Çünkü nehrin üstünde hafif bir sis bulutu var. İnanılmaz gözüküyor. Bu arada uykum açıldı. Biraz uykum vardı son bir saattir. Hava aydınlandı. Sabah 3.30 şu anda. Herhalde yaklaşık 5 saat falan Kanada cebelleşeceğiz. Öyle görünüyor. Bisikletimi taşıyorum Kanada. Biraz üstüme kuru eşyalar giydim. Çünkü bisikletin son bir saatinde sağlam ıslandım. Hiç kuru bir yerim kalmadı. Rota gerçekten çok zor. Yaklaşık işte 80 kilometre falan diyorlardı. 88 kilometre geldik. İnanılmaz bataklıkların içinden geçtik. Zaman zaman belime kadar girdim. Önümüzü göremediğim zamanlar olmadı. Çünkü kafamdaki lamba 600-700 lümenlik. İnanılmaz aydınlatıyor. Hava tam kararmamış olmasına rağmen ormanın içinde inanılmaz karanlık. Özellikle de bataklıkların içinde. Evet, macera devam ediyor. Bakalım finish'e kadar gidebilecek miyim? Haritada inanılmaz zorluk yaşıyorum. Çünkü bataklıkları ayırt edemiyorum. Allah'tan önümde birkaç tane ekip oluyor. Onlara takıldım. Buradaki adamların hepsi orienteringçi bir kere. Adamlar okulda orienteringçi öğreniyorlar. Hatta cep telefonlarına orienteringçi ile ilgili elektronik haritalar indiriyorlar. Ve her hafta ülkenin her yerinde orienteringçi yarışmaları var. Online yarışmalar bunlar. Herhangi bir organizasyon yok. Sen cumartesi pazar istersen tek başına, istersen ailenle, istersen koşarak, istersen bisikletine binerek orienteering yapıyorsun. Telefonda zamanı açıyorsun, noktaları buldukça telefona işaretliyorsun. Online olarak sıralamaya giriyorsun. Çok ilerletmişler bu işi. O yüzden orienteeringle yön bulmada, pusula kullanmada adamlar çok iyiler. Yani süper gidiyorlar. Evet, şimdi biraz size ön tarafı göstereceğim. Önümde bir tandem gidiyor. Bir kadın ve erkek takım. Biraz onları çekip sonra... Evet. Hazır kontrol noktasına inmişken size şuraları bir göstereyim istedim. Evet, müthiş bir yerlerde körek çekiyoruz. Diğer ekipler orada. Kontrol noktasını aldık. Hadi ben kaçar. 1,5 saattir körek çekiyorum. Acayip uykum geldi artık. Yani gözlerim kapanıyor. Saat sabahın 5.30'u. 10'a küreklik intervallerle gözlerimi kapatıyorum. Neredeyse rüya göreceğim diyebilirim yani. Kanoyu bitirdikten sonra acaba bir saat uyusam mı diyorum. Buraya gelirken yolda araba bozuldu. Çok stres oldum. Bütün gün ayaktaydım. Hazırlıklar, yolculuk. Sabahtan bir de ders verdim. Ah. Nehir de bitmiyor bir türlü ya. Habere bir kola giriyoruz, bir checkpoint, oradan geri dön, tekrar ana kola gir. Of. Hiç kolay değil. Size manzarayı göstermek istiyorum ama hakikaten hem kürek çek, hem çekim yap, hakikaten çok zor. Bu Kanada
Normalde iki kişinin kürek çekmesi lazım ve sağdan ve soldan pedallarla, yani küreklerle. Ama ben tek başıma olduğum için bana sea kayak küreği verdiler mecburen. Teknenin arkasında oturuyorum. Önü havaya kalkmış durumda. Böyle garip bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum ama bisiklete takıldığım arkadaşlar önde gidiyor. Onlardan kopmadan ilerlemeye çalışıyorum. Şöyle bir de GPS'ten noktaya bakayım. Neredeyse gelmişiz. Evet. Çok güzel bir yüzer ev yapmış. Tam rotamızın üstüne çıktı. Biz şimdi kürek mahkeme olarak devam edelim. Haydi bakalım. Birazdan şu görmüş olduğunuz iki ayrımın orada büyük göle açılacağız. Büyük gölün bir kısmı Rusya, bir kısmı Estonya. Biz Estonya kıyısından yaklaşık bir 5 kilometre kaldı herhalde. Yani toplam 25 kilometre kanoyla kano etabını bitireceğim ama her yerim tutuldu diyebilirim. Çünkü ayağımı dayayacak bir yer yok. Kuvvet alamıyorum bu kanoda. Neyse artık hadi. Çektik çektik, sonuna geldik. Evet, ikinci bike etabına geçtik. Aşağı yukarı 130-135 kilometre sürecek. Yanımda Estonyalı bir ekip daha var. Onlarla ilerliyorum. Adamlar çok tecrübeli harita konusunda. Etabı sordum. Dün geceki kadar bataklık geçmeyeceğiz. Daha çok countryside yollardan geçeceğiz. Bu iyi. En azından bisikletleri dün geceki gibi çamurların, bataklıkların içinde taşımayacağız. Ve sivrisineklere maruz kalmayacağız demektir bu. Şimdi köy yollarında ilerliyoruz, bakın. Smile! Yani aynı zamanda tarih öğreniyoruz. Size göstermiştim haritaların, lejantının yanında buradaki coğrafyayla, insanlarla ilgili bazı anlatımlar var. Biraz önce gördüğümüz çukur Rus ordusuna girmek istemeyen Estonların ormanda gizlendikleri
yerlerden biri. Üstü kapalıymış. Hatta çıkışında gördük böyle küçücük. Buralarda saklanıyorlarmış. Evet, tarihi geze geze yarışıyoruz. Hiç merak etmeyin, domuzlar bir şey yapmıyor. Test edildi, onaylandı. Ama Allah vere de ayıyla karşılaşmayalım tabi. Bike is okay. Bike. It's shallow. Yeah. You can support on bike actually. Yeah. Whoop. Other side. Yes. Better. Thank you. Great job. Ortası ya da bir gölün ortasından ulaşmak için döşenmiş yaklaşık 50-60 santim genişliğinde 3 tane tahtın üstünde geçtik bisikletle. Hem gittik hem geldik. İkisini de GoPro ile çekmeye çalıştım. Umarım iyi yakalayabilmişimdir. Çünkü önümdeki çocuk tam düştü. Onu da yakaladığımı düşünüyorum. O düştü, ben de dururken ben de girdim suyun içine. Sonra durduk burada, sandviçlerimi yedim, çok yorulduk ya, daha 130 kilometrenin yarısı ya oldu olmadı bile. 50. kilometrede falan saatinde pili bitti, devamlı GPS'i ve haritayı çalıştırdığım için tabii çok yedi. Kaçıncı kilometredeyim artık, haritadan takip edebileceğim, daha doğrusu noktaları bula bula. Evet, ikinci bisiklet ayağında 16, 5, 21 tane checkpoint var. Daha 5 tane aldık. Umarım 16 tane hızlı hızlı toplayıp değişim alanına gidebilirim. Hakikaten yoruldum bayağı. Popom hissetmiyor artık hoplayıp zıplamaktan. Ayakta gitmeye çalışıyorum devamlı. Tabii o da olmuyor. Bacakları çok yoruyor. Evet, işte böyle dinlene dinlene gideceğiz. Şu ana kadar 24 saat oldu. 200 kilometreyi biraz geçtik. Daha 60 kilometre yolumuz var. Bu 60'ın 25-30'u bisiklette kaldı. Oh, 30 kilometre ise, 35 ise tabii doğru. Ah, çok fena düşüyordum. Kapaklanıyordum daha doğrusu. Nerede kalmıştık? Evet, 35 kilometresi. Tabii doğru gidebilirsek koşu ve trekkingte. Evet. İnanılmaz bir rotada gidiyorum, göstereyim size. Wow. Yanımızda çok güzel bir dere gidiyor. Ama şu anda dönüp onu size gösteremeyeceğim. Çünkü düşmek istemiyorum. Checkpoint'e geldik. Is it 26? Yeah. 26 numaralı kontrol noktasına geldik. Böyle bir tarım işletmesinin saçağında idi. Bir de ne gördük? Yarışmacı için kola bırakmışlar buraya. Diyorlar ki istediğiniz kadar alın için, ama çöpünüzü oradaki beyaz şeye atın, kovaya, bidona atın. Hemen aldık, şişelerimizi dolduracağız. Kola çok iyi geldi ya. Vah. Hem şeker hem kafein. Vallahi kafa bulanmıştı. Biraz böyle değişiklik olacak. Süper. Normalde kola çok içmem ama çok iyi geldi, çok. Nasıl? How do you feel? Ha? How do you feel? So tired, but I'm so
So happy for to transition area. Good to see you here. Good yeah, to see you yeah here. Because the last 27, 28 and 29th checkpoint, it was terrible. In the mud. I was the river crossing. Somebody said that it was not ever been a lot of raining and there was a little bridge swept away. Yeah. Te otsite kotte. Herkese günaydın. Yaklaşık 3 saat kadar uyudum. Gün ağırdı ama bütün gecedir yağmur yağıyor. Şu anda sabah 5. Martin'le dün bisikleti bitirdiğimiz arkadaşla birlikte yürüyeceğiz. Öyle karar aldık. O da şu anda kalkmış, giyinmiş. Arkadaş haber verdi. Deli miyim neyim ya? Bu yağmurda 35 km bataklıkta. Kalk hadi Rıza. Yolcu yolunda gerek. See you guys. See you. Bye bye. Bye. Estonya'nın Soğ dedi. Estonyalıların Soğ dediği, İngilizce'de Bog denilen alana geldik. Yürümek, bırak koşmayı, yürümek gerçekten zor. Şimdi size göstereceğim nasıl bir alan olduğunu. Scotch-Brite gibi bastığın zaman yarılıyor. İçi tamamen su. Altımız su. Evet. Yes. İşte burada bulduk. Evet. Bogların içinden Şili'de yürüdüğümüz Bogota aynı. İki tane göle ulaştık. Muhteşem manzaralar. Evet, şimdi diğer checkpoint için şu taraflara bir yere gideceğiz. Bütün bu alanı dolaşmamız lazım. Hepsi buranın Bogota. Saatler sürüyor yürümek. Evet. Haydi bakalım devam edelim. İyi ki şu anda yağmur az yağıyor ki buraları sizler için çekebiliyorum. Hep ıslak, hep ıslak. Kuru bir anımız yok. Nihayet ayağımı sağlam basacak bir yer buldum. Diğer gölün kenarında. Oh be! 2,5 saattir böyle bata çıka bata çıka. İnsanın enerjisi gidiyor valla. Şu noktayı da bulalım, biraz bir şeyler yemem lazım. Enerji seviyem acayip düştü. Nedense bu sabah ağzımda çok kuruyor. Devamlı su içiyorum ama niye bu dehidrasyonu anlamadım valla. Evet, biraz size manzarayı da göstereyim şimdi. Daha büyük bir göl ve çevresi hemen bu patikanın dışında. Buralarda yine o dediğimiz turba, pardon, bog. Burada biraz daha hızlı hareket etme şansımız var. Burada tabii koşulur ama daha önümüzde neredeyse 30 kilometre var. Ve bu kondisyonda hiç koşmak gözüm yemiyor açıkçası. How do you feel? Nervous? Crazy stuff. Don't fall down. Fall down. Yeah. Think your kids. Good, good. Keep going. Okay, well done.
bit lost. Karım bana dün geceki mesajında diyordu ki 5-5 koşarsın sen şimdi 35 kilometreyi. Tabii hafif espri de vardı ama evet. Şimdi karıcığıma gösteriyorum nerede koşabileceğimi. Evet burada 5-5 koş. Bırak 5-5'i. Koşmaya çalış. İki ayak bileğini de alçıya alır döneriz buradan. Yürümek bile zor. Zira hepsi ıslak ve kaygan. Bastığın zaman sağa sola doğru kayıyor ayağın. Evet şimdi de batağa geliyoruz. Bu arada şunun gibi yerleri uzun sopalar bulup devrik ağaçlar buluyoruz önce. Devrik ağaca adım atıp ondan sonra sırıklı atlar gibi karşıya geçiyoruz. Evet ileriyi görüyor musunuz? Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet yolumuz böyle. O yüzden şimdi Martin sık ormana girip dolaşmaya çalışacak yanımdan. Dün bisikletle geçtiğimiz yerlere benziyor. Estonya'da bir sürü bataklıkta böyle ahşap döşenmiş yol var. Bataklıkların içinde trekking yolları yapmışlar. Böyle info var. Nasıl ağaçlar, kuşlar, börtü, böcek hepsini anlatıyorlar. Evet, böyle görüyorsunuz. Biraz önce böyle bir yer geçtik. Şimdi nehir geçişine geldik. Martin'le birlikte nehrin karşısına geçeceğiz. Bu zorunlu bir rota. Zaten nehrin karşısına da başka bir türlü geçiş yok. Hemen şu gördüğünüz yerden atlayıp karşıya yüzeceğiz. Tabii buradaki en büyük sıkıntı akıntı oluşu. Akıntı biraz bizi zorlayacak herhalde. Bir de eşyalarımızı ben çöp torbası getirdim. Onun içine koyacağım. Bakalım telefonu falan ıslatmadan nasıl götüreceğim. Evet. Maalesef buradan çekim yapamayacağım size. Artık sonunda kurtulur sağ kalırsak anlatırım bir şeyler. Hadi bakalım. 100 metre bu beklediğimiz gibi çıkmadı. Derindeymiş bele kadar. Geldi tabii güçlü akıntı böyle ayaklarını böyle devirmek istiyor ama güçlü basınca ben ayakkabılarla girdim. Sorun olmadı. Yüzemedik yani. Neyse biz gidelim de şu finişimizi bir yakalayalım. They arrived to the finish line. Great job, guys! Great jobs, but only thanks to the doggy, of course. Thank you. Hi, hello. How are you? Good. Hi, Alina. Alina, thank you. Thank you. No. Evet arkadaşlar bir macera yarın daha sonuna geldik. Yarışının da sonuna geldik. How many kilometers did we pass? Today? No, no, totally. Yeah, I know. 271. Evet arkadaşlar 271 kilometreyle Estonya'nın en güney ucundan, Rusya sınırından kuzeyine geldik. Martin kardeşimle birlikte. Do you want to say something to the Turkish followers? Wow. Yeah. The best thing was today morning actually.
after the 4 hour sleep, and if I woke up, then the feeling that you can walk and move yourself, that was endless pleasure to the soil. Yeah. Okay. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Şerefinize diyoruz. Prost, cheers. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Estonia Expedition Race. Sağlıkla sıhhatle bitirmeyi başardım arkadaşlar. 271 kilometre sürdü. Ama yarış günü bazı aksaklıklar yaşadım. Yolun ortasında, yani yarışma start alanına giderken yolda araba bozuldu. 70-80 kilometre geri döndüm. Yetişemeyecektim starta. Sağ olsun hem asistanım hem de ki buradaki öğrencimden biri bir araba ayarladı. Kendi şirketinden bir minivan. Hemen yetiştirdiler beni yarışa. Yarış yerine geldiğimiz anda start düdüğü çaldı ve yarışmacılar gitti. Ben hemen apar topar arkalarından başladım. Fakat başlayış o başlayış. Ne haritaya bakabildim, ne pusulamı yanıma almışım. Hatta checkpointlere gittiğimizde bir cevap anahtarı var. Onu da almadan bastım gittim. Asistanım bana GPS takip şeyini de almamışım. Yani size yolladığım linkten beni takip edeceğiniz device'ı da almayı unuttum o kargaşada. Acayip böyle bir moral bozukluğu, stres içinde başladım yarışa. Öyle olunca tabii insanları da yakaladım. En azından onları takip edeyim. Haritaya biraz gözüm alışıncaya kadar diye, ama pusulam da yoktu yanımda. Sonrasında bir takıma rica ettim, sizinle gelebilir miyim de, çünkü haritada dedim bazı problemler yaşadım. Olur, eğer dedi pace'lerimiz uyarsa gelebilirsin dediler. Düne kadar birlikte çevirdik, kanoyu birlikte yaptık. Tabii ki kah aramız açıldı, kah kapandı. Fakat takımdan birisinin bizi rahatsızlanınca o yarışmayı bıraktı ve ben diğer takım arkadaşıyla finish'e kadar geldim. Toplam 271 km sürdü serüven. Seyrettiniz, izlediniz. Bir de asıl iç tarafını bana sorun. O sivrisinekler tarafından yüzlerce yerimden şişlendim. Delirttiler beni, delirttiler. Yani Patagonya'dan Şili'nin farklı yerlerinde bataklıklarda Şili'lerin Bogota dediği, Estonların Bog dediği turba alanlarında çok yürüdüm. Ama tabii 10-12 sene oldu bunu yapmayalı. Hayli zorlandım. Ama sonuna kadar geldik, hiç firesiz. Mutluyum. Mutluluğumun da bir anı madalyası var burada. Ahşaptan çok güzel bir madalya hazırlamışlar. Üstünde de bir şey yazıyor. Öğrencim söyledi bunu. Paya paha diye. Sanıyorum hani yaptım bu işi demek gibi. Ve aşağıda da kaç kilometre yaptım? 275 kilometre yarışmışım arkadaşlar. Ta Rusya sınırı, Kodihula diye bir yer var. Sınır bitiren istasyonu. Oradan ülkeyi kat ederek, hem de ne kat etme, yani asfalttan falan da değil. Hep böyle arazilerden, tarihi yerlerden geçerek yarışmayı bitirdim. Kendimle gurur duyuyor muyum? Evet duyuyorum. Kısa bir zaman içinde hazırlandım bu yarışa. Bitirmekten tabii ki gurur duyuyorum. Bu madalya da benim için Patagonya'da olduğu gibi, Mongolia'da olduğu gibi diğerlerin yanında gururla duracak. Hadi öpüyorum sizi. Başka macerada görüşürüz.